İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Amasya'daki Vang suyunun sırrı. Ermeni-Azeri sınırında göreceli sakinlik korundu. Şuşi'de yeni bir kültür merkezi açılacak. Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi yayılmacılık ve Osmanlı arzularıyla suçladı. Batı Ermenistan'ın Karsil'inde balıkçılar Araks Nehri'nden 2 metrelik uzunluğunda 45 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı. Ermeni yapımcı Sergey Sarkisov'un filmi Emmy ödülü kazandı. Batı Ermenistan'daki Amasya ilinde bulunan 200 yıllık tarihi yapı içinde ana kayadan sızan su Hristiyanlar tarafından kutsal kabul ediliyor. Ülkede yaşayan ya da yurt dışından tatile gelenler Vang suyu diye bilinen sudan alıp vaftiz törenlerinde kullanmak için ülkelerine götürüyor. Gök Medresi mahallesindeki mezarlık içinde kalan 200 yıllık tarihi binada bulunan kaynak su Hristiyan dünyasında kutsal kabul ediliyor. 18. yüzyıldan bu yana günümüze kadar kullanılan bir yapı içindeki kutsal suyla Hristiyanlar burada çocuklarını vaftiz ederlermiş. Hristiyanlar için son derece önemli bir su ama bugüne kadar pek bilinmeyen bir yer. Halk arasında kutsal su Vang suyu olarak bilinir. Vang kaynak ve değerlendirilmiş kutsal bir alan anlamına geliyor. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Şuşan Stepanyan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yazdığı ve Armen Press tarafından aktarılan habere göre Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan devlet sınırında 28-29 Temmuz gecesi ve bu sabah görece sakin geçti. Stepanyan, Azerbaycan tarafı Ermeni siperleri doğrultusunda 22 kez ateşkesi ihlal ederek 497 kez ateş açtı dedi. Artsakh Cumhuriyeti'nin Şuşi şehrinde Ermeni kraliçelerin yeniden yaratılan mücevher çeşitlerinin sergileneceği ve satışa sunulacağı Dafnezart adlı yeni bir kültür merkezi yakında açılacak. Dafnezart, Artsakh Şubesi'nin başkanı ve organizatörü Kristina Haçatıryan'ın Artsakh Press muhabiriyle yaptığı konuşmada merkezde sergiler, galeriler, foto sergileri gibi çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. Dafnezart'ın çevrim içi şubesinin şu anda Artsakh'ta faaliyet gösterdiğini herkese bildirmekten mutluluk duyuyoruz, dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Tendias, İspanya Dışişleri Bakanı Aranchi González Laya ile Atina'daki görüşmeler sonrasında yaptığı ve Armen Press tarafından aktarılan açıklamasında Türk liderliğinin yayılmacı bir politika izlediğini, dini liderlerin ise Osmanlı İmparatorluğu'na dönmeye çalıştıklarını belirtti. Dendias, dünyanın tüm halklarına saygı duyduğumuz gibi Türk milletine de saygı duyuyoruz. Ancak tüm Avrupa bunu kınadıkça Türk hükümetinin politikasını kesin olarak kınıyoruz, dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı şunu belirtti. Konuşma yeteneğini yitiren Avrupa, dini liderin bir kez daha Ayasofya'yı bir Neo-Osmanlı kılıcı ile ele geçirdiğini görüyor. Türkiye'nin 15. ve 16. yüzyıllara kadar gittiği izlenimi var. Batı Ermenistan'ın Kars şehrinde balıkçılar Araks Irmağı'nda 45 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı. Yakalanan balık yaklaşık 2 metre uzunluğunda. Balıkçı kardeşler yakaladıkları bu balıkla Kars'ın tarihi Ermeni Vartan'ın köprüsü diye anılan taş köprüde resim çektiler. İki kardeş yaptıkları açıklamalarda balıkları özel yaptığımız oltalarla yakalayabiliyoruz. Avlanmaya genelde gece gidiyoruz. Yakaladığımız yayın balığını temizleyip arkadaşlarımıza ikramda bulunacağız, dediler. Balıkçıların sözlerine göre yayın balığı Kars bölgesinde yaygın bir balık türü. Ermeni yapımcı Sergey Sarkisov'un İçimizdeki Nefret adlı filmi TV'de üstün yönetmenlik kategorisinde Emmy ödülü kazandı. Armen Press'in aktardığına göre filmin yapımcıları David McKenzie, Montel Williams, Dean Cain, Sergey Sarkisov ve Laura McKenzie. Rejisör ise Ermeni asıllı David McKenzie'dir. Belgesel bugün dünyada yaygın olan antisemitizm konusuna ışık tutuyor. Film, Yahudilere uygulanan soykırım Holokost'tan kurtulan 85 yaşındaki Mirey Knoll'un aile bireylerinin hikayesini anlatıyor. Emmy ödüllü yapım ekibi ayrıca İnkar Şövalyeleri adıyla Ermenilere uygulanan soykırımı konu edinen bir belgesel de yaptı. Filmin premieri ise Ermenistan Cumhuriyeti'nde 2018'de gerçekleştirilmişti. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Sasna Tırer adlı topluluğun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Daldala adlı eseri sunuyoruz.
Belgeselin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.